Tamam. Sevseydi gitmezdi. Evet, gerçekten sevseydi Bak. gitmezdi. Çünkü kendi Şimdi hayatımda çok şey yaşadım. sana Şimdi şöyle diyeceksin ki abi söyleyeyim. bölüm 2'de anlatmıştın. Ya arkadaş sen dedin ki işte kadın gitti İyi bir senden. Ne insansın, oldu da tamam sevseydi mı? gitmezdi? Açık Ha ne konuşacağım. oldu? Açık 10 yıl konuşmayı da boyunca durudan nazik bir öğrendim. kadını. En azından hani Hiçbir kimseye düşüncemi aşık dile olmadı. vuruyorum, Evet anladın iğrenç mı? bir herifti. Birçok Evet. insanla beraber oluyor. Bak, Hatta özünde yalandan iyi bir sevdiğini söylüyorum. insansındır. Bir Evet kötülüğünü ama tek görmedim. sevdiğim Ama seni uyardığım hiç konulardan sadece onu ikinci sevmiyorum. defa Sevmek vuruşun günah beni. mıydı? Tamam Eğer onu mı? sevmek günahsa günah şu an yani. Şu an bak sinirden Gerçekten. ayrı bir haldeyim. Tamam Sonra mı? ne oldu? 10 yıl sonra bu kadın döndü, dolaştı bana geldi. Bir kafede arkadaşımla otururken cep telefonuma bir Ben mesaj geldi. Selam, Max, bak bir selam. haftaya Kimse? gideceğim, Ben dedim tamam bu. mı? Bunun kesinatını veriyorum. Max. Telefonuma bakışımı hatırlıyorum ya böyle. Nasıl yani ya dedim. Ben Sonra biz beraber gittikten olduk. sonra, tamam Geldi mı? bizim evimize. Hayatına, İşte o kendine mükemmel iyi hayat bak. başladı. Çünkü Tamam mı? 10 yıl boyunca aşık olduğun kadın geri geliyorsa o artık senin evleneceğin kadındır. Yani Sana bunun daha tavsiyem, ötesi ne olabilir mi? yaptığına Bence dikkat yok. et. Ne yapacağına dikkat et. Bence Düşün. yoktu. Düşünmeden Şubat ayında gelmişti. hayatını Mart sürdürüyor 26 benim gibisin. doğum günüm. Öyle bir şey Sen yaptı bilirsin. ki Benim yapacağım bir şey bu 10 yok. Ama yıllık ben sana şunu söyleyeyim, sevdiğim, şunu söyleyeyim. aşık olduğum Şu günden kadınlar sonra o kadar bir samimi anda olmayalım. Tamam mı? kayboldu. Kendini mahvetti ya. 10 yıl boyunca bir kadını seviyorsun Benim ve en hayatta güzel günün doğum şans gününde seni verdiğim, mahvediyor. yani İğrençti ve kardeşim nefret gibi ettim abi. saydığım sayılı Gerçekten iğrençti. insanlardansın Ve şu an. benim için işte Ama öldüğün ben gün görüyorum o gündü. ki O gün benim için yok, ölmüştü. Bir yaramıyor. daha geri Ya bizim gelmeyecek. belki de Ben onu kafamız öyle kabul uyuşmuyordur. ettim. Tamam Öyle mı? olması gerekiyordu. Sen Ondan kendi sonra hayatı dedim ki çiz, ne olursa hayatını kur. olsun. Hayatını yaşa. Sana iyi Gerçekten ne olursa insanlarla olsun. iyi Sevseydin bir gitmezdin. hayat ver Çünkü beni diliyorum öyle bir artık. hale getirip Mutlu bir gitti hayatın ki olsun. belki kalsaydı benim Ama ben de vücudumda artık açılmış olan muhabbetimize girme, yaralar tamam mı? kapanabilirdi. Ben zaten şu Kalbime evde bir açılmış hafta olan yaralar kalacağım. Bir kapanabilirdi. hafta kaldıktan sonra Ama da o kapatmak istemedi. O gitmeyi tercih etti. sağ O selamet yüzden ben dedim ki yoluma. Tamam. sevseydi gitmezdi abi. Benim sana söyleyeceğim Belki öyle. bunlar. Umarım Sevseydi üzülmez. gitmezdi. Ne diyebilirim ki? Peki. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Gel, bir şey söyleyeceğim, gel. Ne oldu? Gel. Ne Efendim. Ne oldu? Clara. Efendim. Kimsenin olmadığını biliyorum, biliyorsun değil mi? Nasıl yani? Kimsen yok, biliyorum, farkındayım. Bak. Söylüyorum ama üzülüyorum. Ben sinir hastası bir insanım, tamam mı? Ve ben sana başta geldiğimde tanıştığımızda sana dedim, beni zora sokabilecek olaylara girme. Madem arkadaşlığımız, abi kardeş ilişkimiz var olacaksa bunu yapma dedim sana, değil mi? Evet. Niye bugün ben böyle bir yaşadım? Çünkü ilerisini göremiyorum insanlarla konuşurken. Normal gözüken şey insanlar kötü algıladığı için, yanlış yerlere çektiği için. İlerisini göremiyorum. Diyeceklerim yok, üzülme ama, tamam mı? Hayatta daha güzel şeyler olacak. Şuna inan bak. Neden bunu herkes veya sen söyleyip duruyorsun diyorsan, bizim Duru ile tanıştığımız zaman Duru şu lafıma mesela inanmazdı. Ben inandırdım ona. Hayatta her zaman ilerledikçe zamanla iyi güzel şeyler olacak. Tamam mı Clara? Hayatta mutlu
Olacağı zamanlar da olacak. Üzüleceğin zamanlar da olacak. Ama şunu unutma ki hayatta mutlu olacağın güzel günler gelecek. Bir yıl olur, 2 yıl olur, 10 yıl olur. Ama gelecek, tamam mı? Hayatta ümitsizliğe kapılma. Mutlu ol, güzel ol, iyi ol. Söylediklerimi dinleyip dinlememen artık pek de bir şey yok. Yani bir şey vaat etmiyor veya bir şey olacağından değil. Ama benim sana nacizane tavsiyem. Hayatını nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa tabii ki. Ama kendine bence biraz kırmızı çizgiler bul. Ve saygı gösterdiğin ya da arkadaşının olmasını istediğin insanların birazcık da olsa sözlerini dinle.